Vatan Birliği oluştuğunda İsrail adeta cennet gibi olacak. Sinagoglar ve Museviler istedikleri gibi ibadetlerini yapacaklar. Hristiyanlar kiliselerle istedikleri gibi ibadetlerini yapacaklar. Müslümanlar camilerde namazlarını kılacaklar. Gürül gürül Allah anılacak. Zenginlik, bereket ve bolluk olacak. Ateistiyonistleri de felç olacaklar ve bu konu bitecek. Orası cennet gibi olması gereken bir yerdir. Huzur yeridir. Oranın huzurunu ateistiyonistler bozuyorlar, masonlar bozuyorlar. Bu ancak Türk-İslam Birliği ile oluşacak bir şeydir ki bu da tabi modern Osmanlı'dır adeta. Evet. Yani Osmanlı'nın tabi her yönü mükemmeldir diyemeyiz. Eksik yönleri vardı. Ama bu tarihi tecrübelerden istifade ederek o hataları bir daha düşünmeyecektir. Daha modern, daha güzel, daha gelişmiş ve daha büyük bir Osmanlı coğrafyası oluşacak inşallah. Türk-İslam Birliği oluştuğunda İsrail'in kan akıtması duracaktır. Filistinlerin çektiği azap duracaktır. İsrail çok rahat edecektir. Dindarlar rahat edecektir. Hristiyanlar rahat edecektir. Herkes rahat edecektir. Bunun gecikmesi demek, bu acıların devamı demektir. Türk-İslam Birliği'ni istemeyen her kim olursa olsun, bu meydana gelen acılarda manevi sorumluluk altında olur. Evet. İsrail daha da beter. Yani duvarlara çevrildi etraf, her taraf. Kendileri çevirdiler, kendi kendilerini hapsetti İsrail. Kendilerini hapishane kurdular. Yani göremiyor yani. Kapattı manzarasını, güzelliğini kapattı. Göremiyor etrafını. Her yer surlarla çevrildi. Evet. Biz bu surları yıkacağız. Açacağız, diyeceğiz ki bu insana, kardeşim hürsünüz, istediğiniz yere gidin. Hı-hı. İstediğiniz gibi ticaret yapın. Burası sizin ana vatanınızdır. Burada da kalın. Hı-hı. Kimse size zarar vermez. Siz de kimseye zarar vermeyin. Hı-hı. Mutlu kardeş gibi yaşayalım. İlminizi, kültürünüzü, teknolojinizin en ince detaylarını dünyaya yayın. Her yerde fabrikalar açın. İmkanlarınızı açın. Tesislerinizi geliştirin. Ama bu fitne kalksın. Filistin'le İsrail'in arasını bulup Filistinlilere devlet kurma hakkını vermek, Filistin devletini kurmak, Kudüs'ü başkentlere ilan etmek Filistinlilerin. Ama İsrail'e de kendi bulundukları yerde yaşama hakkı vermek. Yine onlara da Kudüs'te tabii ki atalarının kaldığı bir yerdir Kudüs. Yani onların Kudüs'ten çıkarılması diye bir konu olamaz. Evet. Mutlu beraber kardeşçe yaşayalım. Bütün dinleri mensupları gelsinler, orada dua etsinler. Turistik gezi yapmak isteyenler gelsin. Bu karmaşa, bu kaos kalksın. Amaç bu. Bundan hiçbir ülke rahatsız olmaz. Çin de rahatsız olmaz, Amerika da rahatsız olmaz, Rusya da rahatsız olmaz. Ama bunun samimiyetle böyle uygulanacağının ispat edilmesi ve gösterilmesi lazım. Biz bunu yapıyoruz. Bu inancı kitleler zaten kabul ettiğinde bu konu biter yani. Bu o kadar karmaşık bir şey değil.